Son söz Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Sayın Mustafa Türkler'de. Buyurun başkanım. Değerli bölge temsilcim, benim dersimde mesela değerli bölge şube başkanı, görevli işim, yapıdan şube başkanı, işin temsilcisi, sendikalarımızın değerli yöneticileri, çok saygıdeğer hocalar, iki gün boyunca hepiniz sabırla bir şeyler öğrenme gayret içerisinde oldunuz, geldiniz, hem bize güç verdiniz, hem de bir dağarcınızı genişlettiniz. Katkınız, emeğiniz, zamanınızı bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu dünkü trafik kazasında hayatını kaybeden iki tane arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Teşkilatına, devletine başsağlığı diliyorum. İnşallah bu acılar son, kazalar son. Ancak buradan bile alınması gereken ders var. İşçi sağlığı, iş güvenliği, sağlık ve güvenlik biraz önce bölge temsilcimizin de söylediği gibi insan hayatının olmazsa olmazları. Yalnız iş yerinde sağlık, yalnız işte güvenli olmak diye hayatın her kesiminde, hayatın her bölümünde mutlaka güvenli, sağlıklı bir yaşam herkesin en doğal hakkı ve buna sahip olmak zorundayız. Bir kere Türk insanı, Türk halkı kurallı yaşamaya, kurallar içerisinde yaşamaya alışmak zorunda. Kaza diyoruz, çok basit bir şekilde. Sadece ifade bu kaza, trafik kazası, İş kazası, inşaatta kaza, kaza. İfade o kadar basit bir indirilmiş ki kaza. Bu kazalar ülkemizde binlerce, on binlerce insanın ama trafik kazası. Ama bir vesile işte tabi kazalar, depremler falan insanlarımız insan gücümüz. Bu ülkenin insanı ve bu ülkenin kaynakları bir şekilde bu kazalarla heder ediliyor, zamanı heder ediliyor, enerjisi heder ediliyor ve biz bunu çok basit bir şekilde tarif ediyoruz, kaza. Yok, bu kadar kaderci olmamalıyız, bu kadar basit olmamalıyız. Her şeyde bir kurallar zinciri oluşmuş, iş yerinde kurallar zinciri oluşturulmuş, işte işçi sağlığı güvenliği yönetmeli yasalar çerçevesinde çok geniş bir tecrübeden geçerek, çok geniş deneyimlerden ki değişik ülkelerin yaşadığı, sanayileşen toplumların yaşadığı o tecrübelerin ışığında işçi sağlığı güvenliği yönetmelikleri hazırlanıyor. Kadınlarımızın gece çalışması ile ilgili çalışma hayatında gelinlere ve nasıl çalıştırılmasına dair yönetmelikler hazırlanıyor. İnsanlar bir şeyler için çalışıyor. Ve yaşamımızı çeşitli kazalardan ve belalardan koruyacak, yaşamımız boyunca bizi sağlıklı, insanca yaşatabilecek kurallar silsilesi oluşturuluyor ve bizim önümüze konuyor. Ancak maalesef Türk halkı bu kuralları kabullenmekte güçlük çekiyor. Kurallara karşı kazayı doğal bir olarak kabul etmiş ve Allah'tan gelen bir olay olarak kabul etmiş. Bu kadar tevekkül içerisinde ama o kurallara uyarsa bu kazaların olmayacağını da bir kenara iterek yahut da kulak ağabey ederek bir yaşam için geliştirmiş dünyada. Öyle mi olmalı oysa? Yani dünkü kaza, geçtiğimiz günlerde işte Eskişehir'de bir iş kazası oluştu, inşaatta göçtü insanlarımız öldü. Yine Denizli'deydi zannediyorum. Geçtiğimiz günlerde bir sunta fabrikasında bir iş kazası sonucu iki tane arkadaşımız o sunta fabrikasının içerisinde tarafından ayağa kayıyor, düşüyor. O sarnıcın içerisine düşüyor, havasızlıktan öldü. Öldü, birileri her gün bir şekilde ölüyor. Bunun adına trafik kazası değil. Bunun adına ne derseniz deyin ama insanlarımız yok olup gidiyor. Bu ülkenin yetişmesi için, bu ülkenin geleceği için, yetişmesi için emek verdiği, enerjisini verdiği, bu ülkenin insanı bu kadar basit olaylardan dolayı yok olup gidiyor. Temel neden? Öncelikle bizim kuralsız yaşama alışmamız. Oysa kuralların biraz evvel de söylediğim her biri çok değişik tecrübelerden, çok değişik deneyimlerden geçerek ortaya çıkıyor. Trafik kuralları da. Yani kırmızıda geçmenin yasak olduğunu bütün dünya bilir ama bizim insanımız bunu kabul etmez. Trafikte önceliğin yayalarda olduğunu bütün dünya bilir ve buna saygı duyar. Ama bizim insanımız tam tersini araçla dur der ve üstüne sürer yani. Kimse bunu kabul etmez. Kuralları biz kuralsızlık haline getirdiğimiz sürece bu kazalar devam edecek. Biz de kaza gibi çok basit ifadelerle içimize alacağız. Oysa bunlar bizim kaderimiz olmamalı. İş kazaları bizim kaderimiz olmamalı. Bu ülkede insanların çok basit nedenlerden dolayı ölmesi bu ülkenin insanının kaderi olmamalı. Terörden insanlar ölmemeli.
Bu ülkede depremden insanlar ölmemeli, tabii afetlerden dolayı ölmemeli. Dünya bunu aşmış. Japonya depremde 8.3 ile sarsıldığında kimsenin burnu kanamıyor ama Türkiye'de 5.6 yahut 7 şiddetinde bir depreme zaten Türkiye'de dayanacak konut yok. Bunlar kader olmamalı, bunlar kaza da olmamalı. Bunları sorgulayan bir toplum ve kurallara uyan bir toplum oluşmadığı sürece bugün üyemiz kayboldu, yarın yakınımız bir kazayla kaybedeceğiz. Öbürsü gün bir başka dostumuz, belki çocuğumuz, belki eşimiz, belki biz. Ama bunu çok basit indireceğiz ve kaza deyip geçeceğiz. Bu kader olmamalı, bu toplumun kaderi olmamalı. Buradan yola çıkarak iki gün boyunca burada değerli hocalarımızın o tecrübe kaynaklarından oluşan o bilgi birikimlerini sizlere aktarırken hep bir şeyler anlatmaya çalıştılar. Sağlıklı bir yaşamın, sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmanın, sağlıklı bir insanın ülkeye neler kazandırabileceğini anlattılar. Ve bu ülkede kaynakların sağlığa çok büyük bir kısmının sadece sağlıklı yaşamaya dikkat etmediğimizden dolayı veya gerekli tedbirleri almadığımızdan dolayı bu ülkenin, fakir ülkenin kaynaklarının çok büyük bir kısmının insan sağlığı için, çok basit tedbirlerle önlenebilecek tedbirlerin alınmadığı için, insan sağlığı için, insan yaşamı için harcandığını göz ardı etmeyin. Bunlardan nasıl kurtulabilir bu ülke? Bu ülke bunlardan bir, bilinçli bir toplum ve kurallara uyan, kurallara saygı duyan bir toplum olmalı. Sadece kendimiz, her birimizin bireysel olarak yapabileceği bu kurallara uyma alışkanlığı bizim çocuklarımıza yansıdığında bu ülkenin geleceği daha güvenli olacak. Bu ülkenin insanının geleceği de daha güvenli olacak. Bunları devletten beklememeli kimse. Bunları bu ülkenin yönetenlerden beklemeye hakkımız yok bizim. Bunları sendikalardan beklemeye de hakkımız yok. İnsanlar sadece kendi standartlarında, o kuralları içerisinde yaşamaya uydurdukları zaman bu ülke çok büyük sorunlarını kolay daha rahat aşabilecek. Ve bu ülke gelişmiş ülkelerin insanının sahip olduğu yaşam biçimine ulaşabilecek. Bunları yapabilmek elimizde. Sizlerden ricamız bu iki gün boyunca ve bundan önce de hayatımızda yaşadığımız tecrübeleri bir kez daha gözden geçirin. Bu iki gün öğrendiğiniz, aldığınız bilgileriyle birlikte o yaşadığınız tecrübeleri bir kez daha gözden geçirin. Sonra bunu arkadaşlarınızla, her biriniz işçi, sağlık güvenliğinde görebilirsiniz. Şubelerimizin yönetimlerinde görebilirsiniz. Sonra bunun içinde bulunduğunuz toplumla, ailenizle, çevrenizle paylaşarak bunu olabildiğince insanlarımızla paylaşarak çoğaltıp zenginleştirelim bu düşünceyi. Sizlerden ricamız bu. Eğer bunları yaparsa bu ülke yarınlarında biraz daha güvenli bakar. Peki yalnız ben yaparsam ne olur diye kendinize sorduğunuzda aklınıza hemen şu yaz. Göle taşı atarsınız. Taşın düştüğü yerde küçücük bir halka, o halkları başka halklarla büyüyor, o gölün tüm yüzeyini kaplar. İşte siz her biriniz o göle atılan bir taş gibi düşüncenizi ve kurallarınızı ortaya koyarsanız ve her birimiz fert olarak bu ülkenin geleceğine bir taş koymuş oluruz. Geleceğini öğren duvarlara bir taş koymuş olmanın rahat içerisinde gelecekte güvenli bir toplum, sağlıklı bir toplum yaratılabilmesi için katkılarımızı koyarız. Değerli arkadaşlar, biraz evvel sevgili başkanlarım değindi. Burada ben yaklaşık olarak 14-15 yıllık görev süren boyunca Samsun bölgede Tokat Şube'de çok kısa görev yaptım. Sonra Samsun bölgede 11 yıllık bir görev, peşinden 4 yıllık genel merkez yönetici göreviyle birlikte toplam 15 yıllık sendikal camia içerisinde görev yaptım. Bu 15 yıl içerisinde zannediyorum bu 3. Türk İş'in konfederasyonu burada düzenleniyor. Bir Sayın Başoğlu'nun genel eğitim sekreteri olduğu dönemde, bir Sayın, şimdiki Türk İş Başkanı Sayın Kılıç'ın eğitim sekreterliği döneminde, bu da üçüncüsü. Umuyorum dördüncüsünü, beşincisini ve altıncısını şu önümüzdeki bir iki yıl içerisinde burada gerçekleştiririz. Bu seminerlerde her birinizin ilgisi ve bu seminerlere diğer insanların katılmasını sağlayacak o ilgi ve birikimlerinizi paylaşırsanız bu seminerlere olacak başka arkadaşlarımızın ilgisi de artacaktır. Biz elimizden geleni göz önümüze düşeni yapacağız. Buradan şuraya geçmek istiyorum izin verirseniz. Tokat'ta çalışma hayatında bir hayli değişik iş kollarında çalışan insanlarımız var. En son tekstil iş kolunda yoktu. Sema tekstilin örgütlenmesiyle birlikte bir iş kolunda daha artık burada çalışan insanlarımız var. Bugün başkanlar Sema tekstiliyle ilgili düşünceleri de ortaya koydular. Öyle zannediyorum. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla toplu sözleşme düzenli içerisinde artık
kayıt içerisinde, toplu sözleşme düzen içerisinde insanca yaşayabilmenin şartlarına kavuşurlar. Umuyorum bu süre en kısa zamanda gerçekleşir. Değerli arkadaşlar, Tokat'ta, Turhal'da, Erbaa'da, Artuva'da bu Tokat ilinin neresinde olursa olsun emeklerin yana bir mücadele olduğunda sizlerden o mücadeleleri destek. Parasal destek beklemiyor sizden kimse. Gidip ziyaretlerinizde, o mücadeleleri ziyaret etmekte, katkılarında, fiziki anlamda orada bulunmanızda ve onlara destek verdiğinizi ifade etmeniz yetecektir. Sizden beklenen destek bu. Ve özellikle Tokat için, gene dün söyledim ama yine üzerinde basa basa söylüyorum, önümüzdeki birkaç aylık süre çok önemli bir süre. Tural Şeker Fabrikası özelleştirilip kapatılabilir. Tokat Sigara Fabrikası özelleştirmenin arkasında özelleştirilip kapatılabilir. Bunlar adı özelleştirme değil, dün gerekçelerini anlattım, onlara fazla geleceğim. Şimdi böyle bir olaylarla karşı karşıya kalan Tokat, bu iki tane yüzünde kuruluşunu kaybettiği andan itibaren Tokat Tokat olmaktan çıkarak Tokat Tunceli'ye dönüyor. Belki beter. O zaman, bakın binlerce çalışanımız var. Yalnız tekerli çalışan 1600-1700 tane insanımız, şeker fabrikasında 1000 tane insanımız, köy hizmetlerinde, karayollarında, sendikalı olarak çalışan, sadece sendikalı olarak çalışan, tabii ben sadece Tokat merkez ve ilçelerinde 5000 civarında bir insanımız çalışıyor. Bu 5000 tane insan her biri kendini görevli hissederdi. Çevrede, özelleştirmeye karşı verilecek mücadelelerde eşiyle, dostluğuyla insanları aydınlatmak için kendisini görevli kabul ederse biz bu mücadelenin üstesinden geliriz. Bu yörenin siyasilerini baskı altına alırsak, siyasi partilerimizi bu konuda bizim mücadelemizin yanına çekebilmeye ki bu mümkündür, bunu sağlayabilirsek biz bu mücadelenin üstesinden geliriz. Ancak kimse bugün şeker fabrikasını başına gelen yarın bizim başımıza gelmeyecek diye düşünmez. Biliyorum TH'de, TEDAŞ'ta zannediyoruz onun emekleri gibi bir baskı hala devam. Ve biz bunlara karşı sesimizi yükseltmek zorundayız. Dolayısıyla sınıf dayanışması, toplumsal dayanışma dediğimiz olayı lütfen sizden hafife almayın. Bir tür güç yöneticisi gibi değil ama bir kardeşiniz olarak buna her zaman ihtiyaç duyduğunuz. Ama daha çok da Tokat'ın buna ihtiyaç duyduğunu ve buna muhtaç olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Sizlerden bunu rica ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye önümüzdeki günlerde, dün de bahsettiğim gibi çok önemli bir döneme çekiliyor. Artık Türkiye'de işverenlerimiz kuralsız çalışmayı o kadar kolay sağlayamayacak. Ve Türkiye bu Avrupa Birliği sürecinde, Avrupa Birliği'ne girmese bile ki niyetini koymuş. Çalışma hayatımızda çok önemli değişiklikler olacak. Ve Türkiye'de çalışma hayatıyla birlikte sendikal yapılarda da çok önemli değişiklikler olacak. Sizlerden bir şey daha ricam. Olayları asla olduğu gibi kabullenmeyin. Mutlaka sorgulayın. İçinizde genç arkadaşlarımız var. Bizden sonra bu görevlere birileri gelecek. Biz bir yol açtık. Bu yolu birileri tamamlamak zorunda. O yoldan gelmek zorunda. Geldiğiniz yerde ve içinde bulunduğunuz şartlarda asla olayları olduğu gibi kabullenmeyin. Sorgulayın. Sorun. Cevabını doğru bulun. Eğer biz bunları yaparsak, önümüzdeki o değişim süreci içerisinde, o önümüzdeki süreç içerisinde, özel sektördeki değişimlere de sendikanın yönetim kademelerindeki insanlar olarak biz kendimizi hazırlamış oluruz. Şimdi temsilcisiniz burada, yöneticisiniz, yarının başkanı olabilirsiniz. Öbürsü gün sendikasız yerlerde sendikalı olacak insanların önünde önder olabilirsiniz. Buna kendinizi hazırlayın. Ama bir şeye daha hazırlayın. Artık aydın olmak zorunda işçisi, temsilcisi, sendikacısı, herkes Avrupa Birliği şartlarında rekabet edebilecek, o entegrasyon içerisinde verimi yükselten, kaliteyi yükseltebilen ama hepsinden önemlisi de hakkını, hukukunu aramak da Avrupalı muadilleriyle, o emsalleriyle aynı seviyeye gelebilmiş bir toplum olmak zorundayız. Onlarla mücadele edebiliriz. Ve özel sektör örgütlenmesi sendikal yapıyı yavaş yavaş şeklini değiştirecek. Artık kamuya işçi alamıyor. Çok uzun yıllardır biliyorsunuz ki kamuya işçi alamıyor. Bugüne kadar Türk İş'in hayat veren, hayat kaynağı olan işçilerin %100'ünün Türk İş'e bağlı sendikalarımızın %90'ına yakını kamu kuruluşlarında çalışan insanlarımız. Artık bu düzen değişiyor. Şu birkaç yıl içerisinde hepimiz göreceğiz ki Türk İş'te özel sektöründe çalışan insanlarımızın, Türk İş'e bağlı sendikalarımızın içerisinde oranı kamunun çok ötesine geçecek. Ve gelecek.
Mutlaka bu şekilde oluşacaktır. O zaman sendikanın yönetim kademesinde görev alanlar veya almayı düşünenler veya kendisini gelecekte sendikacı olarak yetiştirmek, önder olarak yetiştirmek için gayret eden arkadaşlarımıza bir tavsiyemiz var. Geleceğinizi buna göre şekillendirin. Özel sektörün çalışanlarının kültür seviyesi yüksek. Özel sektörde sendikacılık yapabilmek, o tür bir yapılanma içerisinde önder olabilmek için de mutlaka kendinizi çok iyi yetiştirmek zorundasınız. Umuyorum Türkiye'de sendikal yapı, diğer kurumlarda toplumun değişik kesimlerinde ve sosyal bilimlerinde olduğu gibi sendikal yapı da bu süreci olabildiğince kısa, olabildiğince süratli şekilde tamamlar. Ve bunun çalışma hayatına çok olumlu yansımaları. Ve biz ne olursa olsun örgütlü bir güç olarak bu ülkede demokrasinin kalıcı hale gelmesi için her birimiz bu vesileyle üzerimize düşeni yapmış oluruz. Değerli arkadaşlar, tekrar sizlere hoş geldiniz. İyi ettiniz, geldiniz. Bizim de iki gün burada oldunuz. Sizleri görmek, sizleri tanımak, sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. Biz iyi bir ekip oluşturduk. Umuyorum önümüzdeki sene bu 9 tane bölgede yaptığımız seminerleri onları 15'lere, 20'lere çıkarırız. Uzman arkadaşlarımız umuyorum bunun şartlarını hazırlarlar ve sizinle önümüzdeki sene, ondan sonraki sene, eşi sağlığı güç güvenliği semineri olmasa bile bir başka seminer veya konferans dolayısıyla ben biliyorum ki önümüzdeki sene Tokat'ta bir kez daha görüşeceğiz inşallah. Bu vesileyle seminerin düzenlenmesinde katkısı geçen, bilgileriyle bizleri zenginleştiren hocalarıma teşekkür ediyorum, uzman arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın yöneticilerine teşekkür ediyorum, sizleri buralara gönderen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve bu seminerin hayırlara vesile olmasını, camiamıza, arkadaşlarımıza, hayırlara vesile olmasını, bilgilerinizi onlara olumlu katkılar sağlamasını diliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.